Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar biraz ittifak macerasından bahsedeceğiz. Bu Thanos'tan bahsedeceğiz. Deli Titan'ın gazabı arkadaşlar. Burada hem dünya birincilerine bakacağız, dünya sıralamasına biraz bakacağız. Daha sonra arkadaşlar yine kendi ittifakımıza gireceğiz ve kendi ittifakımızda özellikle de benim yaptıklarıma tabii ki bakacağım arkadaşlar. Ne kadar katkım olmuş ittifakıma. Yeni geldim ittifak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yani Türkiye'nin sayılı ittifaklarından bir tanesi. Ve dünya sıralamasında 29. olduk. 29. ödülleri de gerçekten çok güzeldi. Evvela şöyle kazandığımız ödüllere bir kere daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Sıralama ödüllerinden özellikle. 2400 parça şöhret, 4000 parça T5, 20.000 parça Alfa 2, 2 tane S4 kristali, 1 tane büyük şöhret ve 1 tane de T4 arkadaşlar. Eğer bir üst kademeye çıkabilseydik, yani 11. ve 20. arasında 5000 tane T5 olacaktı arkadaşlar. Şöyle aradaki farkı bakıyorum ufaktan. Tabi şöhretle de biraz fark edecekti. 25.000 parça Alfa 2 vesaire vesaire gibi olacaktı arkadaşlar. Tabii ki birinciye bakalım. Dünya birincisi ne almış? 3400 parça şöhret almış arkadaşlar. Çıkartamadım. 3600 parça şöhret, 10.000 parça T5, 1 tane Alfa 2 artı 9.000 parça daha Alfa 2, 3 tane S3 kristal, S4 kristali, 2 tane de arkadaşlar T4 kristali almışlar. Bir dünya sıralamasına bakalım. Birinci sırada End klanı var arkadaşlar. End Game klanı var. İkinci sırada tabi End Game klanında yanlış hatırlamıyorsam bizim bu Gundi var. Prestiji hakikaten çok yüksek. Onun dışında arkadaşlar Okta Monkeyler falan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine bakarız ittifaklara. İkinci sırada MMX arkadaşlar. Bizim Türk oyuncularımız Gencerme, Tridirmen, Raşit abi yani Tağın arkadaşlar olduğu ittifak var. Üçüncü sırada ISO 8 ittifakı var arkadaşlar. 4'te Bre, 5'te de ASR ittifakı var. MNG var arkadaşlar. MNG 6. olmuş biliyorsunuz. Yani ittifak savaşlarında sezonda genelde 1. olan bir ekip. Ve hakikaten çok yetenekli oyuncuların olduğu bir ekip. Burada 6. sırada olmuşlar. 7'de Ken QB var. 8'de Nevni var arkadaşlar. Nevni işin demişler. 9'da Forloki var. 10'da da arkadaşlar Omni var. Yanlış hatırlamıyorsam Forloki'de bizim Gundi Brain vardı yanlış hatırlamıyorsam. Omni'de de sanki Seattle'da Legacy vardı diye hatırlıyorum. Ya da ikisini yerini değiştirebiliriz. Çok hatırlamasam da. Yanlışsa düzeltin arkadaşlar. Devam edelim. Biraz Türklere bakalım. Türklerden kimler var arkadaşlar? Tabii çok fazla bilmesem de 16 insanda As ve Reh var arkadaşlar. Çok güzel bir Türk ittifakı. Maşallah 16. Dakar'da çıkmışlar. İnşallah Allah daha yukarıdaki rakamları nasip eder arkadaşlar. Hem Asvere'ye hem de bize hem de diğer Türk ittifakları arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah çok daha yukarıları Allah biz Türklere nasip eder. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha bakalım. Bakalım kimler var. Şu Omega Fight var. Omega Fight'da bolca görüyoruz arkadaşlar. Birinci sınıf ittifaklar arasında. Bakalım bakalım. Başka kim var? Asgard var. Asgard'da kim vardı? Asgard'da da birileri vardı ama çıkaramadım vallahi ya. 29. sırada da biz varız arkadaşlar. 29'da bize nasip oldu. Jokers yine Jokers'e birinci seviyede savaşan güzel bir ittifak. 35. sırada arkadaşlar yine çok güzel bir Türk ittifakımız var. Kank var. Maşallah 35 dediğim gibi inşallah Türk ittifakları arkadaşlar çok daha güzel yerlere, çok daha güzel yukarılara inşallah çıkarız. Hep beraber çıkarız arkadaşlar. 38. sırada Deli Dostluk var. Çok güzel bir isim. Çok güzel bir sıralama. İnşallah dediğim gibi çok daha güzel, çok daha yukarılara çıkarız. Yani bu Türk ittifakları Ken QB'yi, NY718 gibi ittifakları geçmişler. Yine adamlar var. Çok güzel. 41 kere maşallah. Yine Türk ittifakı arkadaşlar. Güzel yerlerde var. Belki atladığım Türk ittifakları vardır. İnşallah yoktur. Öyle söyleyeyim. Bakayım buradan 50'de bu kadar. Maşallah arkadaşlar. Çok güzel yerlere gelmişiz. Tabi bu neyle alakalı arkadaşlar? Şurada gördüğünüz prestij puanı var. 10.029. Bunlar arkadaşlar ittifakın prestijle alakalı. Bu prestij puanımız ne kadar yüksek olursa karşınıza çıkan rakipler o kadar zorlu başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bizim başladığımız T7 ile mesela birinci olan Endgame'in başladığı T7'deki rakipler aynı değil arkadaşlar. Tabii ki onlarınki daha güçlü ve o yüzden daha fazla puan veriliyor. Eğer prestijiniz ne kadar yüksek olursa ona göre arkadaşlar güçlü rakipler geliyor ve ona karşılık da güçlü puanlar veriyor. Şöyle düşünün. Mesela bir iş yeri düşünelim. Bir iş yerinde arkadaşlar mesela o iş yerinin bir temizlik elemanı. Temizlik elemanının sorumlulukları bellidir. Aldığı maaş da bellidir. Mesela ne olsun işte 2000 TL, 2500 TL
maaş almış olsun arkadaşlar. Aynı firmanın bir de müdürünü düşünün. Müdürün arkadaşlar sorumlu olan çok daha fazla. Temizlik ve temizlik elemanının olduğu alan da dahil olmak üzere neredeyse bütün elemanlardan sorumludur arkadaşlar. Tabii buna karşılık da görev alanı fazla, sorumluluğu fazla olduğu için de zor olduğu için de buna nazaran arkadaşlar maaşı yüksek oluyor. Bu da aynen böyle prestijinizde sizin o iş yerindeki görevinizi belirliyor. O, mesela belli başlı prestijler oranın temizlik elemanı en alt puanı alır. Mesela MKM, MMX, işte ISO 8 gibi arkadaşlar büyük ittifaklarda oranın müdürü, genel müdürü belki patronu arkadaşlar onların aldığı sorumluluk daha fazla ve buna karşılık da aldığı puanlar çok daha fazla oluyor arkadaşlar. Sıra gelin bizim ittifakımıza arkadaşlar. Burada 5 gün boyunca arkadaşlar 5 günün sonuçları mevcut. Biliyorsunuz bu hafta yeni geldim arkadaşlar ittifaka. Yani şöyle puanlara da bakıyoruz. İlk hafta 62 milyon almışız. Hop geri gel. İşte ikinci hafta 74M, üçüncü hafta 86M, dördüncü hafta 98M, son hafta 110M. Yani gördüğünüz gibi her hafta zaten puanlar yükseliyor arkadaşlar. Her hafta puanlar yükseliyor. Çünkü her hafta daha zorlu rakipler gelmiş oluyor. Prestijlerde artı 1950 ortalama artıyor. Peki ilk geldiğimiz hafta ne yapmışız arkadaşlar? İlk geldiğimiz hafta 5. olmuşuz. İttifakın genelinde en çok katkı yapanlar da 2800'de 5. olmuşuz. Kendi grubumuzda kaçıncı olmuşuz? 1. olmuşuz. Kendi grubumuzda ilk hafta 1. olmuşuz. Ama genel anlamda arkadaşlar 5. olmuşuz. Çıkalım. İkinci haftamıza bakalım. İkinci haftada en çok katkı yapanlar da ikinciliğe yükselmişiz. Yani daha fazla mini boss kovalamışız. Daha fazla arkadaşlar boss tokatlamaya çalışmışız. Bu durumda da tabii ki ikinci grubun haliyle tekrardan lideri oluyoruz. 2 hafta boyunca, 2 gün boyunca üst üste kendi grubumuzda en azından lider olmuşuz. Üçüncü hafta ne yapmışız? Tüh, gene ikinci kalmışız arkadaşlar. Yani yine Karakan'ın arkasında kalmışız. Tabii ki yine kendi grubumuzda da yine birinci olmuşuz. Yani sürekli kendi grubumuzun en iyisiyiz. Genelde arkadaşlar ittifakın ikincisi pozisyonunda kalmışız. Abi ortalamada. İkinci haftada tabii arkadaşlar öyle bir şey yok. O alanı bırakmazlar. Magi arkadaşlar ikinci haftada genelin birincisi olmuş. Yani genelin birincisi olmuşuz. Karakan bu sefer ikinci sırada burun farkıyla geçmişim. Daha önce de beni burun farkıyla geçmişti. Peki kendi grubumdaki durum nasıl arkadaşlar? Yani kendi grubumdakine en yakın arkadaşın 2 katından da fazla yapmışım. Yani emeğin zirvesini vuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hakikaten emeğin zirvesine vuruyorum. Ve son haftada bakalım. Son haftada ne yapmışız? Son hafta yine birinci olmuşuz arkadaşlar. Yine çok şükür arkamızda üstün Z ve onun altında Eur D Y N K H E. Neyse artık arkadaşlar. Böyle. Yani yine ucuca gitmişiz. Baş başa gitmişiz. Yine arkadaşlar